Merhaba, Masal Dünyası'na hoş geldiniz. Bugünkü masalımız iyiliği unutmayan kedi. Bir varmış bir yokmuş, anam ağlarmış beşikte, babam sallanırmış beşikte. Ülkelerden bir ülkede bir ninecik varmış. Herkese iyilik yapmaya çalışan bu ninecik pek yalnız, çok yoksulmuş. Bir yaşlı nine günün birinde ipini almış, ormana varmış. Oradan buradan epey odun toplamış. Kocaman bir yığın yapmış. İpiyle odunu bağlamış, sırtına vurmuş. Düşmüş evinin yoluna. Daha birkaç adım atmadan bir kedi miyavlaması duymuş. Sesin geldiği tarafa bakmış. Meğer kedi çok hastaymış. Bu yüzden inleyerek miyavlıyormuş. İhtiyar kadın kediciye çok acımış. Onun kucağına almış. Yoluna devam etmiş. Yolda önüne iki yaramaz çocuk çıkmış. Çocuklar. Nine kucağındaki kediyi bize ver. Niye boşuna yoruluyorsun? Nine bu numarayı yutmamış. Kediyi size vereyim de kuyruğuna bir teneke bağlayıp eğlenirsiniz öyle mi? Diye söylenerek çocukların isteğini kabul etmemiş. Nine evine gelmiş. Odunu sırtından indirmiş, hasta kediyi içeriye almış, ocağın kenarına minik bir yatak sermiş, kediyi oraya yatırmış. Ateşi de yakmış, az sonra kendine gelen kediciye bir tas süt vermiş. Böylece kedi adam akıllı dirilmiş. Artık kedinin keyfi yerindeymiş, evin neşe kaynağı olmuş. Ninecik de bundan çok memnunmuş. Geceler yalnızlıktan kurtulmuş. Bir gün kedicik evin içinde o yana bu yana dolaşıyormuş. Nine'nin uyuklamasından faydalanıp dışarı çıkmış. Çıkış o çıkış. Nine bir gün yine ormana gitmiş. İnmiş aşağı, çıkmış yukarıya. Bir demet odun toplamış. Sırtına aldığı gibi evinin yolunu tutmuş. Yolda daha önce kediyi gördüğü yerde güzel bir kadın görmüş. Kadın nineyi görünce ayağa kalkmış. Yanına gelmiş. Elindeki 7 örgü şişi ninenin önünün cebine koymuş. Sonra kaybolmuş. Eve gelen nine çok yorgunmuş. Hemen yatağına serip yatmış. Sabah uyandığında yanı başında bir çift çorap görmüş. Düşünmüş, taşınmış. Bunun nasıl olduğunu anlayamamış. Ertesi sabah da aynı şey olmuş. Yanı başında birkaç çift çorap varmış. Ninenin şaşkınlığı iyice artmış. Tam o sırada bir miyavlama olmuş. Az sonra bir kadın belirmiş. Bu kadın şişlerin nineye veren kadınmış. Şöyle demiş. Ey ninecik, beni kabul et gelincik. Aslında ben kediler kralının kızıyım. Sen bana bir iyilik yapmıştın ya. Ben de onun karşılığını verdim. Böylece bana bağlı olan tüm kediler senin için birer çift çorap örecek. Sen de bunları pazara götür ve sat. İstediğin şeyleri al. İstemediğini bırak. Böylece bolluk içinde yaşa. Kadın bu sözlerden sonra hemen kaybolmuş. İyi kalpli nine her sabah uyandığında yanında biriken yüzlerce çorabı pazara götürüp satar. İstediğini alır, evine dönermiş. Böylece kedicik ihtiyar kadının yaptığı iyiliği unutmadığını göstermiş. Asya masalı. Ve uyarıya aldırmayan kargayla devam ediyoruz. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde ülkelerden bir ülkede 3 tane karga varmış. Bu kargalar birbirleriyle çok iyi arkadaşlarmış. Aralarında çok iyi anlaşan kargalar güzel günler geçirirmiş. Ancak günün birinde kargalardan biri durduk yere şikayete başlamış. Ben buralardan gideceğim ve başımın çaresine bakacağım. Ötekiler rahatlık fazla mı geldi yoksa demişler. Biri sandığınız gibi değil. Sabahtan beri bir tane bile yem bulamadım. Alıp başımı şu dağların ardına gideyim. Belki kısmetim açılır. İki arkadaşı gülerek, ey arkadaş, beterin beteri vardır. Durduk yere başına iş açma.
Tek başına yola çıkarak ağrısız başını ağrıtma. Şikayetçi olan karga bir türlü fikrinden caymamış arkadaşları. Peki öyleyse bizden günah gitti diyerek başlarını çevirmişler. Arkadaşlarının uyarısını yabana atan karga seneye görüşmek ümidiyle kalın sağlıcakla diyerek gözden kaybolmuş. Kendi ülkesinden çıktığında gökyüzü kararmış. Gök gürültüsü ve şimşeklerin ardından tufan gibi bir yağmur başlamış. Karga talihsizliğine pek üzülmüş. Varıp bir ağacın kovuğuna üzülmüş. Bulutlar dağılıp her taraf günlük güneşlik olunca karga yine kanat çırpmış. Arkadaşlarının sözünü dinlemeyen karga bir tarlaya varmış. Kendince yem bulacak, aç karnını doyuracakmış. Karga talihi burada da yakasına bırakmamış. Bir kartalın saldırısına uğramış. Güç bela kurtulan karga yakın bir köye uğramış ve bin bir güçlükte kuru bir ağacın dalına konabilmiş. Orada da bir yaramaz çocuğun attığı taşa da hedef olmuş. Bir kanadından fena halde yaralanmış. Ala karga bakmış ki belaların ardı arkası kesilmiyor. Arkadaşsız yolculuk çekilmiyor. Zararın neresinden dönersek yardır diyerek arkadaşlarının yanına geri dönmüş. Dostlarından özür dilemiş ve bir daha onlardan ayrılmayacağını söz vermiş. Asya masalı. Bu masal da burada bitmiş. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bu masal da burada bitmiş.